Herkese merhaba. Yeni bir proje ile birlikteyiz. PCB üzerine bir inverter devresi kuracağız. Öncelikle PCB'lerimi poşetinden çıkararak başlamak istiyorum. PCB'min hem ön hem de arka tarafını bu şekilde sizlere göstererek başlayalım arkadaşlar. Gelin birlikte projemizi hazırlayalım. Öncelikle devre elemanlarını yerlerine yerleştirerek projeye başlamak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. MOSFET'lerimi devreye yerleştirerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi MOSFET'lerimizi olması gereken yerlere yerleştiriyoruz. Ancak küçük bir tasarım hatası yapmışız. İkinci MOSFET'imizin sırtı dışarı dönük olması gerekirken gördüğünüz gibi birinci MOSFET'imize dönük. Yani normalde MOSFET'lerin yüzlerinin birbirine dönük olması lazım ki soğutucular dış kısma, PCB'nin dış kısmına denk gelsin. Ancak burada küçük bir tasarım hatası yapmışız. Bu devrenin çalışmasına herhangi bir zarar vermiyor arkadaşlar. Sadece dediğim gibi küçük bir tasarım hatası. Bu arada bu projede kullandığım malzeme listesi, Gerber dosyası ve devre şemasını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak siteye, yani JLC PCB'nin sitesine üye olarak da arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Google hesabınızla kolayca siteye üye olmanız mümkün. Artık bir sonraki devre elemanımızı, yani sistemin beyni diyebileceğim CD4047'yi devreye ekleyelim. Artık tek yapmamız gereken şey trafo bağlantılarını sağlayıp devreye güç vermek. Bu aşamayla devam etmek istiyorum. Şu anda JLC PCB'nin internet sitesini görmektesiniz ve adres satırında sizin için adres bilgisine yer verdik. Ben Enerji 60 adıyla siteye kayıt oldum. Ardından yeni sipariş vermek için yapmanız gereken tek şey buradaki linke tıklamak. Sizi bu sayfaya yönlendirmesini sağlayacaksınız. Ardından ister kendi hazırladığınız Gerber dosyasını, İsterseniz açıklamalar kısmında sizin için paylaştığım Gerber dosyasının hızlı bir şekilde siteye yüklenmesini sağlıyoruz. Yükleme işlemi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi yükleme işleminin ardından PCB'nin hem ön hem de arka yüzünü artık görebiliyoruz. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten yüzey sayısı ve PCB boyutu otomatik olarak ayarlanacaktır. Buradan ise maksimum ve minimum sipariş sayılarını ayarlayabiliriz. Maksimum 80.000, minimum 5 adet ki ben 5 adet sipariş vererek devam ediyorum. Buradan ise PCB rengimizi değiştirmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi farklı renklerde PCB'ler bastırabiliriz. Örnek olsun diye ben bu PCB'yi mavi renk olarak bastıracağım. Sayfanın alt kısmında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten minimum fiyat çıkacak şekilde ayarlanmış durumda. Kontrollerin ardından buradaki butona basarak PCB'nin sepete eklenmesini sağlıyoruz. Hemen sepetimize geçerek PCB'lerimizi son bir kez daha kontrol ediyoruz.
fiyatı, sipariş sayısı ve sipariş etmek istediğimiz PCB'leri buradan seçtikten sonra hemen burada bulunan butona tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Projeyi tamamladık ve çalıştırdık. Devremiz boştayken 240 mA gibi oldukça düşük bir güç tüketimine sahip. Ancak çıkıştan enerji çekildiğinde doğal olarak çekilen akım da artmakta, 10 ampere kadar çıktığını görebilirsiniz. Bu da MOSFET'lerin ısınmasına sebep olacaktır. Soğutucularımı ekleyerek projeye devam etmek istiyorum. Soğutucularımızı da eklediğimize göre artık yük testlerine geçebiliriz. On dakikalık bir test sonucunda MOSFET sıcaklıklarını merak ediyorum ve yaklaşık olarak 41 derecelik bir sıcaklığa sahipler. Gayet normal bir şekilde çalışıyorlar arkadaşlar, ancak uzun süre kullanım için büyük bir soğutucu, gerekirse fanla da desteklenmeli. Son olarak testimi çamaşır makinesi motoruyla tamamlamak istiyorum. Inverter'ım kare dalga ürettiğinden çıkışı biraz daha istikrarlı hale getirebilmek için bir kondansatör ve köprü diyottan faydalanarak çıkışı DC akıma çevirdim. Bu şekilde motorumuza giden enerjinin daha istikrarlı olmasını sağlayacağız. Ayrıca bu devrede, daha doğrusu bu uygulamada çekilen akım 10 amperin üzerine çıkacağı için burada akü kullanacağım. Çünkü benim güç kaynağım en fazla 10 amper sağlayabiliyor. Aküyü kullanarak şimdi motorumuzu çalıştıralım. Oldukça az malzeme ile yapılmış, verimli ve basit bir proje. Bu projeyi birçok alanda kullanmanız mümkün. Açıklamalar kısmında sizin için paylaştığım GLC PCB'nin internet sitesine ait linki kullanarak siteye kayıt olabilirsiniz. Bu şekilde kayıt olduğunuzda indirim kuponlarından da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu şekilde kayıt olduğunuzda yine bana da destek olmuş olacaksınız. Projede kullandığım PCB'yi kendiniz bastırmak isterseniz projeye ait Gerber dosyasını hemen açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine devre şeması ve malzeme listesi de açıklamalar kısmında sizi bekliyor olacak. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın. Destek olmak için abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.